Esselamu Aleyküm kardeşler. Bizler bir önceki avamili bir gibi dersimizde ve emel mensubu, mensub konusunu işliyorduk. Tabi Arapçada mensub olan yani nasb alameti alan, mensup mensub olan amilleri inceliyorduk. Zaten mefullerin bütün çeşitlerinin mensup olduğunu söyledik. Örneğin meful mutlak cümle içerisindeki fiilin mastarı tekit için geliyordu. Mesela tuttu tevbetten bakın mensup bir şekilde vak olmuş. Yine mefulu bi'nin zaten mensup olduğunu söylemiştik. Ebudullah ben ibadet edeceğim. Ben ibadet edeceğim kime? İbadet kim üzerinde vak olacak? Allah'a. Allah subhanahu ve teala. Gördüğümüz gibi buradaki Allah'a kelimesi de mensuptur. Mefulu fi de yine mensuptu. Bu da ya zaman belirten ya da mekan belirten meful çeşidimizdi. Sum şehre Ramazan'a. Ramazan ayında yani mefulun yapılmış bu oruç fihi yani fi şehr-i Ramazani Ramazan ayında yapılmış. İşte burada gördüğümüz gibi şehre kelimesi mef'ul-i olmak üzere mensuptur. Şehre, şehru, şehridir şehre. Yine men meful lehu fiilin niçin yapıldığını bildirmek için. Mesela i'mel sen amelet niçin, neden? amel ki sen amelet taleben limerzatillahi teala. Allah subhanahu ve Rızasını talep etmek için, talep etmek için sen amel et. Yine mefulu da Arapçada mensuptu. Yefnel malu ve tebqa ve ameleke. Mal fani olur ve tebqa sen kalırsın ve ameleke mâke yani. Amelin de seninle beraber kalır. Amelin de seninle beraber kalır. Gelelim ve Arapçada 6. mamulümüz, daha doğrusu mensup olan 6. mamulumuz. El halu haldır. Hal. Hal cümle içerisinde ki fiilin vaziyetini yani fiili yapan failin ya da mefulun vaziyetini bildirir. Mesela E'budullaha ben Allah'a ibadet e, ibadet ederim, ibadet edeceğim. Hangi halde? Haifen raciyen. Haif korkarak. Korktuğum bir halde raciyen ise ümit ettiğim. Ümit ettiğim bir ve korkarak Allah subhanahu teala ibadet edeceğim. Şimdi Arapçada cümle içerisindeki hali anlamanın en güzel yolu şudur. Abdullah Teala ben Allahu Teala ibadet edeceğim haifen raciyen, korkarak ve ümit ederek. Yani hale benim halim olacak hayfen. korkarak olacak. Yani siz hal kelimesini bu cümle cümle içerisinde bu kelimelere hani isnat ettiğinizde cümle oluyorsa bu haldir. Yani ben hangi halde Allah subhanahu teala ibadet edeceğim? Haifen raciyen. Haifen korkarak, raciyen ümit ederek. Hale benim halim olacak. Haifen korkarak, raciyen ümit ederek olacak. Bakın burası hal bildiriyor. Yine mesela desek ki darab düzeyden kaimen. Darap vurdum Zeyd'den Zeyd'e vurdum. Kaymen yani hale kevni kaymen. Benim halim olmuştu. Ne olmuştu kaymen? Ayaktaydım. Ayakta olduğum halde. Bakın bunu söyleyebiliyorsanız. Ayakta olduğum halde ben Zeyd'i vurdum. İşte Arapçada hal, hal olarak vakı olan kelimeler de mensupturlar. Haifen, <laughs> raciyen. Dikkat edin merfu değil mensup şeklinde vakı olmuştur. Ve sabio Gelelim yedinci Amilimiz daha doğrusu estağfurullah 7. mensup mahmulumuz temyizdir. Aslında temyizi biz ismü mübehemun sa'ma okurken biraz öğrenmiştik. İsmü mübehemun sa'ma hatırlayın. Mübehem isimler kendisinde kapalılık olan isimler. Bu kapalılığı tefsir eden, açan kelimeyi ne yapıyorlardı? Nasip ediyorlardı. Mensup kılıyorlardı. İşte bu yüzden temyiz de Arapçada mensuptur. Mesela söylemiştik ki et teravihu teravih namazı 20 ne 20'dir. 20 ne rekaten rekaattir. Bakın rekaten diyoruz. Mensup söylüyoruz. Nas bile söylüyoruz. Yani nasbın alameti fetha yapmış. Rekatun rekatin diyemezsiniz. Rekaten işte o kapalılığı gideren şey temizdir. Bazen de kapalılık kelimede değil de cümledeki isnatta olabilir. Tabi orada temizin bir çeşidini gördük. Buradaki cümledeki kapalılıktır. Yani kelimede kapalılık yok. Kelimelerde kapalılık yok ama cümlede var. Mesela tabe alimu. Alim Âlim iyi oldu, hoş oldu. Tabe hani iyi oldu, hoş oldu anlamındadır. Ne kim? El alim. Alim iyi oldu. Şimdi bir insan birçok cihetle iyi olabilir. Hangi cihetle? Hangi yönde iyi oldu? Evet, misal işte ibadet cihetiyle mi, ahlak cihetiyle mi ya da fiziki olarak mı? Hayır, ibadeten, ibadet cihetiyle ibadeten iyi oldu. Normalde tabel alimu desem, alim iyi oldu. Bakın burada bir isnatta kapallık var. Bu iyi olmayı alime nispet ettiğimizde isnatta bir kapallık oluşuyor. E peki alim ne cihette iyi oldu? İbadeten, ibadet cihetiyle iyi oldu, güzel oldu. Ya da mesela bir alim ahlak cihetiyle güzel olmuştur, daha iyi olmuştur. Dersiniz ki tabel-i bu alim iyi oldu. Evet hulukan ahlak cihetiyle bakın hulukan ahlak cihetiyle e, iyi oldu şeklinde ifade edebilirsiniz. Ya da mesela zeyd hasüne zeydun. Zeyd güzel oldu. Ne cihetle? Vechen yüz cihetiyle. Zeydin yüzü güzel olmuş. Bakın vechen. temyizi nasip şeklinde getiririz. Ya da temyiz e, kelimenin kendisindeki kapalılığı tefsir eder. Et teravih 20 örneğinde olduğu gibi. Et teravih teravih 20'dir. Bakın burada nispette değil kelimenin kendisinde kapalılık var. Ama buradaki cümledeki nispette yani iyi olmayı siz alime nispet ettiğinizde bir kapalılık oluyor yani. Hangi cihetle iyi oldu? bazen de et teravih 20 örneğinde olduğu gibi kelimenin kendisinde kapalılık oluyor. Vel haslı kelam ale kulli hal bu kapalılığı gideren şey temiz diyoruz. Arapçadaki temiz mensuptur ibadete. Gelelim ve 8. sekizincisi müstesna. Arapçada müstesna yine mensuptur. Tabi illa ile yapılan müstesna. İlla ile illa istisna edatıdır. İstisna amilidir. İllayı getirdiniz. Müstesna istisna ettiğiniz şeydir. Bu arada müstesna minhu da kendisinden istisna ettiğiniz şey. Mesela Ce enil kavmu kavim bana geldi illa zeyden zeyt hariç zeyt müstesna. İşte buradaki illa edatu istisnadır. İstisna edatıdır. Zeyden kelimesi müstesnadır. Ve Arapçada müstesna mensuptur. Yani daha doğrusu illa ile nasp olmuş istisna edatı İstisna edatı daha doğrusu e, müstesna nasb eder. Nasb olunur. Bu yüzden mensuptur. Mesela ca'enil kavm. Kavim bana geldi. İlla zeyden zeyd hariç. Zeyd de burada mensuptur. Peki zeyd hangi şeyden istisna edilmiş? Kavimden. Kavime müstesna minhu deriz. Bakın istisnanın şu üç cüzünü bilmek çok önemli. Bir edatü istisna. İlla. Mesela ca'enil kavmu illa zeyden de. Edatü istisna. İlla. İlla. Müstesna Zeyden. Çünkü o istisna edilendir. Peki Zeydi nereden istisna ettik? Hangi şeyden? Müstesna minhune kavimdir. Kavimden istisna etmişiz. Mesela burada diyor ki ''Yedhulul cenneten nasu illel kafira'' Yedhulu girecek el cennete cennete kim? Ennesu insanlar cennete girecek illel kafira. Kafir hariç, kafir müstesna. Gördüğünüz gibi burada illel kafira kelimesine dikkat edersek mensup bir şekilde gelmiş. Mensup bir şekilde gelmiştir. Çünkü müstesna İlla illa bu müstesnamızı ne yapmış? Nasip etmiştir ve bu da mensuptur. Nasb olunmuş illel kafiru illel kafiri değil. İllel kafira. İşte burada illa edatu istisna. El kafire müstesna. istisna ettiğimiz şey. İnsanlar ise müstesna minhu. Kendisinden istisna edilen şey ennasudur. Vel hasr kelam müstesna da Arapçada mensuptur. Gelelim ve tesiu. Dokuzuncu mensub amelimiz. Haberu babi kane. Kane babının haberi. Şimdi nasıl ki merfuları okurken. Kane babının ismini incelemiştik. Niçin? Çünkü bu ef'alu nakiseler kâne gibiler. Mübteda haberin başına dahil olur. mübteda ref haberini nasip eder. Yani ismini ref haberini nasip eder. Şimdi bizim konumuz berfu olduğunda biz kânenin ismiyle ilgileniyorduk. E haliyle şu an mensubu okuduğumuz için kânenin haberi bizim için önemli. Ve hasıl kelam kânenin haberi de mensuptur zaten biliyoruz. Nehv örnek. Kânel melâiketu. Melekler idi, meleklerdir. İbadu'llahi te Teala Allah Teala'nın kullarıdır. Melekler Allah Subhanahu ve Teala'nın kullarıdır. Normalde el meleketu ibadullah olurdu. Çünkü mübteda haber. El meleketu melekler ibadullah Allah'ın kulları. Şimdi buradaki ibadu olurdu. Yani ref olurdu. Çünkü mübteda haber her ikisi de merfudur. Bunu daha önce gördük. Amil konusunun sonlarında. Kâne işte işte mübteda ne isim alır? Raf haberi nasip eder. Gördüğünüz gibi ibade, ibade mensup gelmiş. Melekler, kenel meleketi meleklerdir. İbadallah Teala, Allah-u Teala'nın kullarıdır. Evet, vel aşiru, onuncu, onuncu mamulümüz, mensup mamulümüz. İsmü babi inne, inne babının ismidir. Şimdi nasıl ki merfuları okurken innenin haberine odaklandık. Çünkü inne ve kardeşleri ne yapıyorlar? İnne babı yani inne enne kenne, lakinne lakin bunlar ne yapıyorlar? Dedi ki hurufun tensibul isme ve terfaul habere. İsmini nasb haberini ref ediyorlar. Mübteda haberin başına dahil oluyorlar. O mübteda isim alıyorlar, nasb ediyorlar. Haberi de kendiler, o mübdeden haberini kendilerine haber alıp onu ref ediyorlar. Şimdi konu merfuken biz innenin Elbette haberine odaklanacağız. Çünkü innenin haberi merfudur. İsmi mensuptur. E madem şu an mensubu okuyoruz o zaman bizim için önemli olan innenin e, ismi olmuş olur. İnnenin ismi de mensuptur. İnne suale hakkun. Muhakkak ki sual haktır. Yani kabirde sual, kabirde sual haktır. Şimdi burada inne muhakkak geli tahkik. Tahkik içindir. Manayı kuvvetlendirir. Gerçekleşme. Şimdi es sualu hakkun. Normalde bu mübteda haber. Es sualu sual. Kabirde sual hakkun. Haktır. Bakın es sualu müptede. Hakkun onun haberi. Manayı daha kuvvetli ifade etmek istiyorum. İnneyi getirdim. İnne sualu diyemem artık. İnne suale hakkun. Çünkü inne öyle bir amildir ki ismini az haberini raf eder. Madem mensupları okuyoruz o zaman diyeceğiz ki innenin ismi Mensuptur. bu kadar. Ve 11. 11. mensubumuz nedir? İsmu laline fil cinsi Malumumuz malumumuz üzere laline cinsin ismi. Şimdi merfu korusuna okuduğumuzda laline cins aynen inne enne ke enne gibi amel ediyordu. O da yine hurufun bir harf yani o harflerden bir harftir ki tensibul isme ismini nasb ve terfe'u haber haberini raffeder E madem ki mensubatı okuyoruz, o zaman cinsinin eden la'nın ismi bizim için mühimdir. Çünkü mensupları okuyoruz. Ne mesela la ta'te muğtaben makbule. Muğtab hani gıybet eden anlamındadır. La itati yoktur muğtabin yani muhtap tabi gıybet eden. Gıybetin itaati değildir makbuletun. İtaatin hiçbir cinsi tabi. Lal nefil cinsidir ya. Bakın burada taat kelimesi. Bir cins isim gelmiş. Özel isim değil. La taate muhtabin. İtaat yani gıybet edenin hiçbir itaati değildir. Makbuletun. Makbul değildir. Gıybet edenin itaati makbul değildir şeklinde söylemiş Musannif. Şimdi burada La nefil cins. Cinsini nefi eder. Tamamıyla cinsi ortadan kaldırıyor. Yani la taate hiçbir ta'ti, ta İtaatinin hiçbir cinsi. Muhtabin, muhtap da zaten e, gıybet eden. Gıybet eden itaatin hiçbir cinsi değildir. Makbul etun, makbul değildir. Şimdi burada görüldüğü üzere la ismini nasb ediyor. Haberini refetmiş ki makbul etun onun haberidir. Taate onun gördüğümüz gibi ismidir. İsmi nasip etmiş. La ta ate. O yüzden la nefilcisi burada ismi üzerinde odaklanıyoruz. Çünkü mensuptur gördüğümüz gibi. Ve ثاني 12 12.'si haberu ma ve la müşebbiyeteyni bileyse benzer ma haberi. Şimdi leyse hangi fiillerdendir? Efalu nakise. Efalun nakise nasıl amel ediyordu? Mübteda haberin başına dahil oluyor. İsmini ref haberini nasip ediyordu. İsmini ref haberini nasip ediyordu. Mesela Zeydun kaimun Kâne zeydun kaymen şeklinde. E badem e, yani leyse de zaten eferin haklısı olduğu için bu da böyle. Mesela leyse zeydun kaymen Zeyt ayakta değildir. Leyse değildir. Zeydun zeyt kâimen ayakta değildir. Nasıl leyse bu ameli yapıyorsa mavela da madem ki ona benzeyen mavelayı konuşuyoruz. O zaman o da aynı ameli yapacak. Yani zaten mavelayı söylerken demiştik. Harfani terfani isme ve tensibani habere haberi nasip eder. E biz burada merfularla ilgilenmiyoruz. Bir önceki daha önceki derslerimizde merfuyla ilgilenmiştik. Burada bizim için önemli olan mensup olan kısmıdır. Mensup olan da zaten haberidir. Evet ne örnek? Mel gaybetu halalen ve la nemimetu caizeten. Mel gaybetu gıybet değildir. Gıybet etmek, insanları çekiştirmek değildir halalen helal değildir. Yani leysel gıybetu halalen. Aynı. Yani leysel burada olsa ne mana katacaktı? Ya da nasıl bir amel yapacaktı ama da aynen. Yani normalde el gıybetu halalun olur. Ama ma getirdik mal gıybetu halalen. Bakın ismin ref haberi nasip ediyor. O yüzden ma'nın haberi mensuptur gördüğümüz gibi. Ve la nemimetu Nemime laf taşıyıcılık anlamındadır. Nemime değildir. Ne değildir? Caizeten. Laf, taşıyıcılık caiz değildir. Yani leyse nemimetu caizeten. Leyse değildir nemimetu laf, taşıyıcılık caiz, et, caiz değildir. Gördüğümüz gibi bu la da yine leyse benzeyen la olduğu için ismini ref haberini nasp ediyor. Bizim için önemli olan mensuplar nasplar olduğu için bakın caizeten mensuptur. Nasbın alameti fethaya var. Demek ki la'nın haberidir. Zaten biz daha önceki derslerimizde söyledik. Tekrar olsun. Şimdi la li nefil cins ve leyse'ye benzeyen la. Bu ikisi birbirine karıştırılıyor. Cinsin nefiyeden la daha güçlüdür olumsuzluk babından. Zaten sadece cins isimlerin başta dahil oluyor. Yani bu la öyle değil ama. Ve len emmetu bu la, leyse'ye benzeyen la illa cins isimlere dahil olacak diye bir şey yok. Ama bu la nefil cins cins isimlere dahil oluyor. Ve ismini nasp ediyor. Lakin bu leyseye benzeyen la ismini ref ediyor. Bu cinsin nefeden la haberini ref ederken bu da tam tersi. Bu la da haberini nasp eder. Ve bu la cinsi komple ortadan kaldırır. Bu ise mutlak olumsuzluk katar yani. Mesela diyorum ki La raculun fiddari. Evde adam yok. Anlamı evde bir adam yok. Ya zaten raculun bir adam. Yani la raculun fiddari. Evde bir adam yoktur. Şimdi bir bu şekil söylemek var. Bir de şöyle de söylemek var. La racule fiddari. Evde adam cinsinden kimse yok. Bir, de böyle demek var. İşte bu la la nefil cinsin. E madem ki la linefil cesi kullandık o zaman la raculu diyemeyiz artık. La racule diyeceğiz. Çünkü bu la ismini nasip ediyor. Evet. Gelelim ve thalitha aşara. 13.sü 13. mensup olan mamulümüz hangisidir? El fiilü mudar. Fil mudaridir. Ama hangi fiili mudari? El lezi mudari ki dehalehu. Ona dahil oldu. İhten nevasibi nasb edicilerden bir tanesinin dahil olduğu fiili mudari de mensuptur. Zaten dedik fiili mudari nasb edici ve cezmedicilerden hali olduğunda yani bunlar olmadığı zaman fiili mudari merfudur. Yensuru deriz damme ile. Ama ve başında nasb ediciler olduğundaki dört taneydi en lenkey izen. En lenkey izen. Bunlar olduğunda fiil mudari ne yapıyordu? Nasb ediyordu. Ne örnek? Uhibbu severim en yagfira en yugfere zunubi. Günahımın bağışlanmasını. Bakın burada enlen keydenden en gelmiş. En ne yapıyordu? Fiil-i mudari mastar teviline sokuyordu. Yani uhibbu <laughs> ben severim. neyi severim? En yugfere bağışlanmayı. Neyin bağışlanmasını? Zunubi. Günahımın bağışlanmasını severim. Şimdi burada en fiili mudari gördüğünüz gibi nasip etmiştir. Çünkü zaten en lenkeyden evet, başına dahil olduğu fiili mudari nasip ederler. olmamış. Yuğfer olmuştur. İşte başına nasip edicinin dahil olduğu fiili mudari haliyle mensuptur kısacası. Böylelikle elhamdülillah mensubatları bitirmiş olduk. Gelelim muemmel mecruru. Arapçada ne mecrurdur? Hangi çeşit isimler mecrurdur? E, Tabi mecrurlar bu merfu ve mensuplar kadar çok değil. Arapçada çok merfu var ve çok mensup var. Mecrur, fefneni iki tanedir zaten. Birincisi elevolü bir harfil cerri. Yani mecrurun bir harfil cerri. Harfi cerriyle mecrur olanlar var değil mi? Bir mesela bir kelime düşünün. Başına harfi cerler gelse 20 tane harfi cer gördük. İttifaklı 17 tane vardı. Bu harfi cerin başına geldiği kelime cer olunmuştur. İşte biz de ona mecrur diyoruz. Mesela iyi amel sen amel et bi ihlas bi ihlasin bi ihlasin ihlasla amel et. İ'mel amel sen amel et bi ihlasin ihlasla samimiyetle amel et. I amel sen sen amel et ne ile bi ihlasin ihlas ile. Ba harfi cer de ihlas mecrurdur. Bakın dikkat edin. Zaten bu bir harfi cer. İhlas mecrur. Cer olunmuş yani. Cerrin arameti esremizi almış. Evet. Arapçada başına harfi cerin dahil olduğu isimlerde kısacası Mecrurdurlar. Ve sen ikinci mecrurumuz ne? El mecruru bil idafeti. İdafe ile mecrur olanlar. Şimdi bakın aslında burada yeni bir şey öğrenmiyoruz. Biz amili okuduğumuzda harfi kendisine odaklandık. Yani biz i'mel bi ihlasin cümlesini amilleri okuduğumuzda bizim için muhatap buradaki ba harfi bizim için önemliydi. Ama şu an mamulleri okuyoruz. Şu an harfi kendisiyle değil etki ettiği şeyle şeye odaklanmışız. İhlasın kelimesine. İnşallah i'rabi işlediğimizde de bu sefer harfi cere de değil. İhlas kelimesine de değil. O orta çıkan etkiyle ilgileneceğiz. Amelle. Amelin kendisiyle ilgileneceğiz. Ve hasıl kelam harfi cer ile cer olunana da mecrur diyoruz. Gelelim ikincisi el mecrur bil idafe. idafe ile mecrur olan. Hatırlayın. Arapçada Mudaf, piyasi bir amildir. Mudaf, isim tamlaması. Yani isim tamlamasında bir nispet ettiğimiz isim var ki buna mudaf diyoruz. O mudafı neye isnat ediyorsak ona da mudafun ileyh. Mesela bir kalemun var, bir zeydun var. Hadi zeydin kalemi diyelim. Kalemu zeydin. Kalemun zeydun. Kalemu zeydin, zeydin kalemi. İşte mudaf, o birincisi cerra yapar. Mudafun ileyhi Arapçada her zaman mecrurdur. Bakın dikkat edin. Kalemu Zeydin Kitabu Amrin Sonları hep cer ile mecnun söylüyorum. Yine ne örnek Buraya da bakalım Zembul abdi kulun günahı Yusevvidu kalbe Kalbini sevvede yusevvidu Siyahlaştırır karalaştırır Zembul <laughs> abdi kulun günahı Bakın bir isim tamlaması yani mudaf mudafileyi Bir zembun var günah demek Abdun kul Zembul <laughs> abd Kulun günahı. İsim tamamlaması. İşte zembu mudaftır. Mudaf mudaf ile de cer etkisi yapar. Bakın zembul abdi. Abdi. Bakın cer olmuş mecrur olmuş. Aslında Ali <laughs> radıyallahu anh'unun daha doğrusu ona nispet edilen bir söz vardır. Bu Arapçadaki bu e, işlediğimiz bu mamullerin hükmünü çok güzel açıklıyor aslında. Diyor ki El fa'ilu merfu'un. Arapçada El failu merfu. Fail merfudur. Yani bir fail geldiğinde bu Arapçada merfu Ref olunmuştur. Raffenin alameti mesela damme yer. Mesela nasara zeydun diyoruz. Vel mef'ulu mensubun. Mef'ul de mensuptur. Mesela nasara zeydun amran. Bakın ile söylüyoruz. Ve mudafun ileyhi mecrurun. Mudafu ileyhi mecrurdur. İşte nahi ilminin temelini o temelini oluşturan bir pre prensiptir aslında. Arapçada isim tamlamasındaki şu ikinci cüz Zembul abdi kulun günahı şu ikinci cüz her zaman cer ile gelir. Evet. Ha bu arada birinci cüz e, birinci cüz makamına göre mesela şu anda Zembul abdi kelimesindeki Zem Zem bir isimdir hatırlayın cümlede isimle başlayan şeye biz müpteda diyoruz. Arapçada müpteda merfuydu. Bakın da şey almış. Burada damme almış. Bu mefur konumunda gelse mesela mensup olacaktı. Yani zembel abdi olacaktı. Başına harfi cer gelseydi mesela zembil abdi olacaktı. Zembi. Bu ilki farklı farklı harekelenebiliyor konumuna göre. Yani artık o konumuna göre. Ama bu ikinci cüz Zembur abd kelimesi bu abd mudafileyhi her zaman mecrurdur Arapçada. Gelelim ve emmer meczumu cezm olunan cezm olunan e, mamulumuz hangisidir? Fevahidun bir tanedir. Hangisi? Zaten cezm fiillerde olur. E, Arapçada iyi araplanabilen, harekesi değişebilen isim ise, fiil ise fiili mudaridir. Diyor ki huve o ki yani meczum hangisidir meczuma mamul? mudar. O bir fiili mudaridir. Ama hangi fiili mudari? Normalde fiili mudari nasb ve cezmedicilerden hali olduğunda merfudur. Nasb edici gelse mensuptur. E burada da fiili mudari diyor. ellevi o fiili mudari ki dehalehu ona dahil oldu. İhte cevazimi. Cezmedicilerden bir tanesi. Cevazim cazimin e, hani nevasir kalıbındadır. İsmi fa'il cem'i mükesser, müennesin cem'i mükesser kalıbıdır. Cevazim, cezm edenler anlamında. İşte bu cezm edenlerden işte bir tanesinin dahil olduğu fiili mudari de meczumdur. Cezm edenleri işledik. Işte Mesela lem, lemma, emir için gelen lam, liyensur, nehi için gelen la, la yensur, yardım etmesin, la tensur sen yardım etme. Bunlar hep, ne yapıyor? Fiili mudari cezm ediyor. Ya da in, in şartiyet üzerine ne yapıyor? Cezm ediyor. Ve yine hamlettiğimiz diğer bütün bütün amillerde yine fiil mudari cezm ediyorlar. Yaklaşık bir 15 15 tanesini biz bu amil konusunu işlediğimizde söylemiştik. Fiil-i mudari cezmedi. Mesela ma, mehma, eyne, men. Bunlar hep fiil-i fiil, mudari, fiil mudari işte bunlar Firimudari'nin başta geldiklerinde kısacası Firimudari'yi cezm, cezm ediyorlar. Cezim etkisi yapıyorlar. E haliyle Firimudari de mecizum, cezimlenmiş oluyor. Nehv örnek, in tuhlis, eğer ihlaslı olursan, yukbel ameluke, amelin kabul olunur. Şimdi burada in, in bir amildir. İn bir amildir. Ne amel yapar? İki fiili mudari şartiyet üzerine cezmeder. O birinci fi fiili mudari e, fi şart olur. İkinci fiili mudari ceza u şart olur. İn tuhli sen ihlaslı olursan şartımız senin ihlaslı olman. Buna fiilü şart diyoruz. Peki ceza ne? Sonuç ne? Yukbel ameluke. Amelin kabul olunur. Bakın bu da ceza u şarttır ya da cevabı şart da diyebilirsiniz. İşte bu in iki fiil mudari hem fiilü şartı hem cevabı şartı cezm ediyor, cezm ameli yapıyor. Burada hem tuhlis hem de yukbel meczumdur. Yani cezim olunmuştur. Evet. Geldik ve darbu saniye ikinci kısma. İkinci kısım ''mamulü bit tabi mamullerle alakalıdır. Bizler asli mamulleri bitirdik. Asli mamuller men amillerden etkilenen mamuller, ham maddeler üzerinde çalışılanlardı. Lakin mamulü bit tebiye direkt etkilenmiyor ama o etkilenene tabi olduğu için etkileniyor. Bunu da inşallah bir sonraki derste işleyeceğiz. Esselamu Aleyküm, hayırlı günler.